Selam dostlar. Futbol Manager 2022'de gezgin kariyerimizin, işsizden efsaneye gittiğimizin kariyerimizin tam 3 değil ama 2,5'tan 3. bölümüne hoş geldiniz. Neden öyle dediğimi hemen sizlere açıklayacağım. Bu bölümü bir ara bölüm olarak kabul edebilirsiniz. Çünkü böyle bir niyetim yoktu. Bugüne yetişmeyecekti. Zaten bugün bir milli maçımız da var. Boş geçmeyelim diye böyle çerezlik bir video oluşturmak istedim. Diğer uzunluk konusunda biliyorsunuz ki birçok kez söyledim. Yani sizin izlediğiniz bir 40 dakikalık video için benim arka planda 1,5 saat çekmem, 1,5 saat düzenlemem, 2 saatte yüklemem lazım ki bugün hem de maç var, olmayacak bir şeydi. Ama bu çerezlik videoda yine birkaç maç yapacağız ve asıl sizi bu sefer benim size sormak istediğim var. Biliyorsunuz ki hep maçlardan önce ben sizin sorularınızı yanıtlıyorum ama şu anda da benim size bir sorum olacak ve bu soruyu cevapladığınız takdirde kariyerimize bir şekil ve yön çizeceğiz. Bu yüzden bu videoda cevap vermeniz önemli. Hiç daha fazla uzatmadan sizlere sebebi ziyaretini anlatmaya geçeyim. Tekrar diyorum, affınıza sığınarak sorularınızı bu bölümde değil, bir sonraki detaylı bölümde yanıtlamaya devam edeceğim ya da söylemek istediklerimizi, sohbetimizi yapacağız. Ama bu bölüm çerez tadında. Bu arada Andriy Klitschuk, yani takımımızın kalecisi, yanlış görmediniz, gönderide de paylaştığım takımımızın en golcü oyuncusu. Bakın, Ukrayna 1. Lig, burada attığı goller çıkmıyor ama şöyle geçmiş dersek 4 tane gole ulaştı. Biz bu takımla birlikte 10 veya 11 maça çıktık. 10 maçta tam tamına 4 tane gol atan bir kaleci düşünün. Bunlar da aldığımız sonuçlar. Biliyorum beraberlikler çok fazla ama bizden öncesinde galibiyeti olmayan, küme düşmeyi hedefleyen bir takımı bu hale getirdik. Peki ligdeki durumumuz ne? 11. sıradayız. Birazcık arayı açmaya başladık. Ama buradaki can sıkıcı durumlardan bir tanesi de kulüp hedefleri, yani performanslarımızdaki bizi değerlendirme şekilleri açıkçası benim hoşuma gitmedi. Yani biz geldiğimizden beri maç kaybetmemişiz. Maçlarımıza C performansı vermiş. Yahu siz galibiyet alamıyordunuz. Ne demek C performansı? 0-0 bitirdiğimiz maça eleştirmişler falan. Böyle saçma sapan muhabbetler var. Taraftarlar henüz bir yorumda bulunmamışlar. Zaten transfer yok. Ama peki benim asıl size sormak istediğim konu ne? Şimdi hemen ona gelelim. Fikstüre geldiğimizde, tabi burası yeşillik, turunculuk, hiç kırmızı yok. Güzel olan bu. Burada bir 3 maç yapacağız. Yani bu bölüm 3 maçlık olacak. Ama akabinde Aralık boş, Ocak boş, Şubat boş, Mart boş. 49 yanlış, 50 yanlış, 51 yanlış. Neredeyse 4 ay, bakın diğer maça tam tamına 133 gün var. Şimdi burada bir yol ayrımına giriyoruz. Karar vermemiz gereken bu 133 günde ne yapalım? İki seçenek sunuyorum size. Bu iki seçeneği lütfen yorumda belirtin. Çoğunluğun fikrine göre ben de bir sonraki 1-2 gün içinde düzenleyeceğim, paylaşacağım ana videoyu ona göre devam ettireyim. Hep dediğim gibi sizinle birlikte yapmış olduğumuz bir kariyer. Burada bu 3 maçı oynadıktan sonra bu aralıkta, şu bölümde, 4 aylık bölümde işsiz, yani kovulan menajerlerin yerine geçmeye mi çalışalım? Başka takım mı arayalım? Daha üst düzey bir lige mi gitmeye çalışalım? Fırsatımız çıkarsa. Ya da hiç orayı umursamayalım, orasını direkt geçelim. Kalan maçlarımızı oynayıp ligimi tamamlayalım. Bakın, bu kariyerde biliyorum futbolcu da öneriyorsunuz. Takıma bir şeyler şöyle yapalım böyle ama şu anda bütçemiz de yok. Transferde uğraşacağımız bir durumumuz da yok. Bu bizim için basamak takımı. Biz yaratmış olduğumuz profili önce geliştirme çabasındayız. Şu anda lisans antrenörlük kursumuz devam ediyor. Bu devam eden kursta zaten bir belge alacağız. Takımdan ayrılsak da fark etmiyor. Biz başka yere de gidebiliriz, burada da kalabiliriz. Ama nasıl yön verelim? Nasıl istersiniz? Yani bu 3 maçı yapalım şimdi. Sonrasında Aralık, Ocak, Şubat'ta böyle bir göz mü gezdirelim bizden bir tık üst takımlara? Veya bu kısmı geçelim, direkt kalan maçları oynayalım. Ligi bitirince mi akıbetimize bakalım? Bu iki seçenekten birini lütfen yazarsanız biz de bir sonraki daha detaylı bölümde buna göre hareket etmiş oluruz. Göz gezdirelim dediğim takımları da size şöyle kısaca göstereyim. Mesela boşta da çok takım var. Oo, bunların hepsi kovulmuş. Yani düzinelerce takım var. Tabii ki Alaves'e falan gidemeyiz ama
Mesela demek istediğim küçük bir örnek vereyim. Mesela Fransa Ulusal'dan Chambly. Bu takıma baktığınızda itibarı 2,5 yıldız. Bu bizim takımımızdan bir tık daha üstün itibarı olan bir takım. Bizim kariyerimize artı katacak bir takım. Kendi takımımıza gelelim. Kulüp bilgisi 1,5 yıldızlı takımı yönetiyoruz. O yüzden bir tık üstüne gitmek bizim CV'miz için de pozitif. Tabii ki erken ayrılmak hoş olmayabilir ama dediğim gibi burada artılar ve eksiler var. Sizinle yapmamız gereken bu noktada karar vermemiz. Ben de siz de bu kariyerin bir parçası olduğunuz için size danışma gereği duydum. Siz şimdi bunu düşünürken bir yandan da maça geçelim. Evet dostlar, maça çıkalım. Zor bir rakip. Yani tepeye oynayan bir rakip Metalist. O yüzden Metalist'le sıkıntı yaşayabiliriz. Ama iç sahada elimizden geleni yapalım her zamanki gibi. Sonuçta, aa bir dakika dur, şunu yapmadık. Orada öneriyi yakaladım. Ne diyecektik? Duran toplara gelelim. Duran top kullanıcıları kornerler değil tabii ki. Serbest vuruşları kaleciye kullandıralım. Evet, direkt yani kaleye kaktırsın Kilişçuk. Kilişçuk'u da bir numaraya alalım. Bakalım Kilişçuk kardeşimiz direkt vuruşları atabilecek mi? Yani frikikleri de ona verdik. Çünkü takımın en golcüsü, 4 golü var. Haksızlık yapmayalım kalecimize. Oo, güzel çıkardık. Yani dediğim gibi önerilerinizi, yorumlarınızı yine okudum ama şu anda çok fazla detaylı değinemeyeceğim. Bu böyle milli maç öncesi çerezlik bir bölüm ya. 2,5'tan 3'e yakın yani. Tam 3. bölüm olarak saymayın bunu. Çünkü kısa sürecek. Şimdi 3 maçı totalde 5'er dakikadan oynasak 20 dakikalık bir bölüm olur diye tahmin ediyorum. Şu anda Metalist bizi biraz zorluyor. Biz bölüm peşindeyiz ama. Hadi güzel bir kontra. Offside mı? Ya bence bu takımdan gitmemiz lazım. Çünkü görüyorsunuz ki her maçımızda mutlaka bir offside veriliyor. Gidelim kurtulalım abi. Başka takımda offside yoktur belki. Ben anlamadım ki rakibe niye verilmiyor hiç bunlar. Bak şimdi gelip yapıştıracaklar golü. Yapıştıramadı ama iyi değil yani, hoş değil. Hadi bir korner organizasyonu. Ne çıkardın be kaleci? Güzel, orta saha mücadelesi olarak geçiyor ama bu sefer fazla üstünlük vermiyoruz rakibe. Üstünlüğü verdiğimiz zaman sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi diğer arkadaşı da dinleyelim. Sonuçta frikikleri kaleciye kullandırdık. Karşı prese de geçelim. Ama burada bir adet oyuncu değişikliği, Chanesi var. Chanesi yerine de pek insan yok yani. Klebino olabilir. Klebino da orada kötü oynuyor. Şöyle yapalım. Buraya sol beki alalım. Belki işimize yarar. Korolkov kötü. Posevkin mi? Posevkin. Şu oyuncumuz da işe yarar. Genç forvet. Hem forvet hem burada oynuyor. Hernandes'i bir daha deneyelim. 3 değişiklik yaptık. Rolleri veya taktikleri, talimatları pek değiştirmiyoruz. Çünkü oyun aşırı kötü gitmiyor bana göre. Dediğim gibi yani şampiyonluk için oynayan bir metaliste karşı oynarken golü yemedik. Güzel. Bu güzel. Bu güzel. Ama baskınlığı artmaya başladı rakibin. Biraz daha önde basalım mı? Biraz daha önde bassak. Disiplini bırakalım da. Duran top kazanmaya çalışalım. Kontraya falan kalkacağız. Bir saniye. Şimdi rakip kaleci çıkarken ve sıkı markaj yapalım. Bir tık daha öne çektik. Şöyle yaparsak sanki daha iyi olabilir gibi. Değişiklikleri yaptık. Dakika 62. Oyunculara da başarabilirsiniz dedik. Şuradan bakalım, orta saha yüzdesi %41'e çıktı rakibin. Yani birazcık arttırdılar toplu oynamayı, baskı kurmayı. Artık 80. dakikaya geldik. Bu maçtan bir beraberlik koparmamız güzel olur. Yani şampiyonluk için oynayan takıma yara vermek. 4 değişiklik oldu. Hala Metalist üstünlüğüyle geçiyor maç. Eyvah, yapmayın. Yapmayın, 90'da yemeyin. Yeme yani. 90'da yeme. Maç hakkında. Efendim? Arkadaşlar ben açıklamıştım zaten. Bir şey diyemem ama. Çok kısa bir şey söylemem gerekirse mağlup olduk.
Ama yapacak bir şey yok dostlar. Şampiyonluğa oynayan takıma son dakikada yenildik ve 11 maç sonra ilk kez yenildik. Ben kendimizi başarısız olarak görmüyorum. Genelde bir golden fazla gol yediğimiz maç da yok. Para yok para. Kulüp her ay 50 bin euro geriye gidiyor. Siz grivnaları yiyorsunuz ama kulüp eksiye gidiyor. Evet dostlar, şimdi deplasmanda Kremlin'le karşı oynuyoruz. Kremlin'e karşı yine standart kadromuzla çıkıyoruz. Buradan mutlak bir 3 puan almamız şart. Dediğim gibi yine deplasmanda da olsak bu sefer biraz daha karşı presi yapalım. Biraz daha önde sıkı markaj yapalım. Kaleciye baskı yapmasak da olur diye düşünüyorum. Bir de böyle başlayalım bakalım farklılık ne olacak. Ama rakip zaten zayıf, yenmek zorundayız. Ligin sonuncusuyla oynuyoruz. Hani Türkiye Cebeli Tarık hesabı olması lazım bu maçın. Korol kov. Güzel bak, ben bunu seviyorum işte, gördünüz mü? Burada kaç kişi kalabalığız. Orta alandaki orta oyuncular, bekler, herkes cümbür cemaat orta sahadayız. Güzel, %58 ile %47'ye düştü ama bunu bari atsaydık ya. Kalecimiz gol peşinde, açılmaya başladı. Palamar. Yap onu. Yap onu. Oo, tam köşeye. Korolkov. Korolkov'dan temiz bir gol. Dışarıda uluyan minik çocuklar var. Neden garip garip sesler çıkarıyorlar? Anlamış değilim. Sabahtan beri yorulmadılar da. Neyse. Belki size de yansımıştır. Yansıdıysa kusura bakmayın. Böyle bir değişik yöntemle eğleniyor. Çocuk sonuçta. Yapacak bir şey yok. Hoş, biz yine de futbol oynardık çocukken ama bunlar garip işler yapıyorlar. Bir güzel şut daha. Bir kafa. Yok mu kafamız? Yokmuş. Belki çok çılgın bir challenge yaparak devam edelim kararı verirseniz Kribas'ı kovalayacağız. Kümede düşmeyi geçtik. Kribas'ın peşine düşebiliriz. Ama derseniz ki ya hocam devre arasında, yani bu 3 aylık 4 aylık süreçte yılanlık yapalım. Belki kovulan vardır, iyi takım vardır, kapağı oraya atalım diyorsanız da bunu da düşünürüz. Sonuçta amacımız kariyerimizi geliştirmek. Şimdi ben sizi anlıyorum. Belki oyunculara da bakalım falan istiyorsunuz ama bunu takıma da değer katmayı, takımı da bir noktaya getirmeye düşündüğümüz zaman yapacağız. Bu arada Kral hemen golü attı ama yine offside. Görüyorsunuz değil mi? Her maçımızda mutlaka offside veriliyor. Bu Ukrayna mafyası Girning Sport'a el atmış arkadaşlar. Burada bir sıkıntı var. Mesela başka bir şey. Siz Offside'i kaldıracağız. Offside yok mu? Kaldırmamız lazım. Tartışalım bu konuyu. Neyse, yapacak bir şey yok. Mafyaya rağmen bir şeyler başaracağız. O yüzden bu yol ayrımı kıyametli. Ben de kendi başıma karar vermeyeyim, size danışayım istedim. Sizler de fikirlerinize göre hareket ederiz bu çerezlik bölümün sonunda. Hocam yapma hocam. Hocam mafya sana daha da mı fazla verdi? Bu nedir ya? Golü iptal ediyorsun. Oyuncuyu atma bari. Hadi oyuncuyu attın, golü iptal etme. Şimdi solda oynayacak bir adamımız yok. O yüzden Palamar'ı idare de etse burada oynatacağız. Klebeno'yu da biraz ileriye çıkartalım. Oyun değişikliğimizde bir sıkıntı yok ya da yorulanlar var ama yorulanları değiştirsek mi? Neyse, maç bitiyor ya. Yorulsun. Yorulmasalarmış düzgün antrenman yapsınlar. Allah Allah. Biz de yoruluyoruz burada. Bunları kazandıracağız diye. Hocam. Hocam biz çıkıp gidelim. Gidelim. Sen söyle. Mafyaya ben işi bitirdim de gidelim yani. Bu kadar Girnik Spor düşmanlığı olmaz ki. Bu Girnik size ne yaptı? 2-4 değişiklik oldu. Stoperler çok yorulmuş ama performansları da çok iyi. Bozmak istemiyorum. Sol bekimiz de yok. Böyle kalsın arkadaş. Ne yapacağız yani? 90 artı 100 verseydin hocam, maç bitmesin diye. Yani mafyaya rağmen bu maçı bu şekilde kazandık ya. Yeterli. Yeterli. Bir gol iptal, 2 tane kırmızı kart. Halimize bakın. Dostlar geldik. Hem bölümün hem de ligin 4 ay aradan önceki son maçına. Şimdi burada 2 cezalımız var.
3 tane de sakatımız var. 5 oyuncumuz eksik. Yokluk içinde yokluk çekmeye mafyalar yüzünden devam ediyoruz. Neyse biz yine de bir yolunu buluruz diye söylemde bulunmak istiyorum. Bulamaya da biliriz yani. Çok da şey yapmayın. O yüzden Palamar aradan iğrenç bir pas verdi. Dvorenko. Hocam onlara hiç offside yok değil mi? Bak kenardan izliyorsun. Burada kamuş gibi izliyorsun pozisyonları. Onlara hiçbir şey yok. Bize gelince o offside. O kırmızı kart. Yazık. Güzel. Bu sefer güzel oyun yaptılar. Bunu ben de beğendim. Rakibi tam tersine iterken böyle bir tık topa dalalım. Sert oynayalım bu maçı ya. Presi de yapalım. Elden hızlıca çıkaralım. Artık biraz tempomuzu arttıralım. Disiplinli misiplinli yok arkadaşlar. Driplingi de azaltmıyoruz. Koşu yoluna da pas yapıyoruz. Bekler de çıkacak. Orta sahadan oynamayacağız. Çünkü orta sahada dayak yiyoruz. Topu beklere vermeye devam edelim. Daha önde başlayalım presi. Bu sefer korkmuyoruz havası verelim rakibe. Bu kadar. Bu kadar. Güzel gol. Süpersiniz beyler. İnanıyorum size. Aslansınız, kaplansınız. Haydi. İyi. Bunu kaçırdılar. Bu güzel. Evet beyler, pres mi yapsak, markaj mı yapsak, yakın mı oynasak, bir şeyler yapsak mı artık? Refakatçi gibi dolaşıyorsunuz yanında ya. İlk yarı çok tuhaf geçiyor yani. Rakibe pozisyon da veriyoruz ama ooo. Hoş değil. Fazla pozisyon verdik. Biraz geriye mi çıksak? Şimdi dizilimde de değişiklik yapmak istiyorum. Çift forvete dönelim. Önde baskıyı daha güzel yapalım. Bruno Hernandes beni mutlu etmiyor. Şu genç oyuncuya şans verelim. O da yaratıcı olsun. Bu arkadaş bu sefer fırsatçı golcü olsun. Şimdi Yelchenko kötü oynuyor. Posevkin'i alacağız. Şöyle bir değişiklik yapalım. 3 değişiklik. Oyun anlayışımızda zaten değişiklik yapmayacağız. Asistan ikinci yarıya başla. Başarabilirsiniz çocuklar. Bir tane daha sıkıştıralım, sonra yatıp kapatırız bu maçı diyoruz ama hiç atakla matakla işimiz yok yani. Burada bir yaralanan var. Ona değişiklik istedik. Ya hareketlere bak ya. Bu nedir şimdi? Biz neye niyet ediyoruz? Neye karşılaşıyoruz yani? Çok tuhaf şeyler yaşıyoruz. Bu kariyer tılsımlı. Bu kariyer okunmuş. Yani takım daha doğrusu. Kariyer demeyelim çünkü öbür bölümlerimize, öbür gittiğimiz takımlara da yansıyacak bu gudubetlik. Neyse. 10 kişiyle yenilmedik en azından. Teselli ikramiyesi. Yani şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Yani bulun vicdanınız nerede, elinizi oraya götürün ve koyun. Deyin ki yani bu adam kötü oynadı. Şöyle ya 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldık. Deplasmandayız. Zorlanıyoruz. Yani kadromuz kötü. Bir yolunu bulacağız dostlar. 112 gün var. Bu 112 günde kulüp mü arayalım? Yoksa bu 112 günü atlatıp kalan maçları tamamlayıp öyle mi devam edelim? Bana bu sorunun cevabı lazım. Milli maç öncesi çerezlik bir bölümle bu sorunun yanıtını almak için yine sizlerin karşısındaydım. Umarım milli takımımız akşama yaklaşık 12 tane gol atar. Biz de şov yaparız ve bütün Avrupa, bütün ülkeler bizi kıskanır. Vay Cebeli Tarık'ı nasıl yendiler derler. Neyse şaka bir yana keyifli hafta sonları diliyorum.
Cevaplarınız önemli. Cevaplarınıza göre bir sonraki bölüm şekillenecek ve yazdıklarınızı da orada daha giriş kısmında ele alacağız. Şu anda herhangi bir sorunuzu yazdığınızı cevaplamamış olabilirim. Kusuruma bakmayın. Çünkü bu videonun amacı sadece buydu. Sonraki bölümde görüşürüz.